Hanımlar beyler, kelimelerin içinden geçtiğimiz, birbirimize harfler armağan ettiğimiz ve bu ton tokatladığımız efsane yarışma programı Kelime Oyunu'na hepiniz hoş geldiniz. Yine yepyeni 4 tane yarışmacımız var. Aha bakın neredeler. Hoş geldiniz Mansur Bey. Hoş buldum, teşekkür ederim. Ne var ne? Güzel, hayat güzel, her şey çok güzel. Heyecanlı mısınız? Heyecanlı değilim şu an. Değilsiniz. Aynen. Neden acaba? Çok olmadı yarışmaya mı? Katıldınız mı? Yok, ilk defa. İlk defa katıldınız. Ha, o zaman heyecanlı olmadığınızı düşünüyorsunuzdur. İlk kamera önümde, kamera önümde, deneyimimde heyecanlı değilim şu anlık. Belki bakalım, orada değişir işler. Peki iddialı mısınız? Yani aşırı iddialı değilim. Hani aşırı derken neye göre aşırı? Yani puan bazında düşündüğümde hani evet, çok yükseklerde uçmak istemiyorum şu anlık. Ama ne var nasıl mesela aklınızda? Aklımda 6000-7000 bandı. 6000-7000 bandı. Hani düşükten tutayım diyerekten. Çok güzel tuttunuz, evet, mantıklı. Düşünüyorum. Bakalım o aralığında. Bakalım ne yaşayacağız. Ayaklarınıza sağlık. Yağmur Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizde ne var ne yok? İyiyim, teşekkür ederim. Aynı. Aynı derken? Yani güzel. Gibi. Güzel aynen. Peki heyecanlı mısınız? Biraz heyecanlıyım. Biraz. Aynen. Siz iddialı mısınız peki? Yok, hiç değilim. Hiç? Yok. Allah aşkına. Yok, hiç değilim. Aa, iyi oldu geldiğiniz o zaman. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Soner Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk İbrahim Bey. Sizde durumlar nasıl? Biraz heyecan var. Biraz heyecan. Evdeki gibi olacak mı ona bakacağım. Evet. Deneyeceğiz kendimizi. Genelde evdeki gibi olmuyor ama bu bir problem değil. Yani bazen daha iyisi bazen daha tuhafı oluyor. Ama eğleniriz diye tahmin ediyorum. Eğlenmeye geldik. Ayaklarınıza sağlık. Aytül Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, hamdolsun. İdare İyisiniz, ediyoruz idare işte. Ediyorsunuz. Siz heyecanlı mısınız? Biraz var, çok değil. Güzel. Peki sizin iddianız ne durumda? 8-9 bin bandını istiyorum ama kısmet. Hadi hayırlısı. Hayır, ben de çok şey istiyorum Aytül evet. Hanım ama her zaman olmuyor. İstediğim anda aynen. Olmuyor. Gelecek sorulara bağlı. Doğru. Kesin onunla ilgilidir diye evet. Düşündüm. Gelecek sorulara hanımlar beyler çok tatlı 4 yarışmacımız var. Bayağı enteresan bir gün olacak diye umut ediyorum. Bakalım ne yaşayacağız. İlk yarışmacımızı alkışlarla alıyoruz. Basamaklı derslik Mansur Bey. Kütüphane. Ders aldığımız. Evet. Etüt. Hayır. Bütün olarak gören anlamındaki sözcük. Tam kuş bakışı tarzı. Hayır. Topluluklar oluşturarak bölünmek. Lanmak. Tatilde de olur. Tanç verici bir olayın izi. Travma. Yok. Işınların etkisiyle oluşturulan görüntüsü. Yansıma. Değil. Ne yaptınız? Projeksiyon. Ay şu an hiç aklıma gelmiyor. Sakin olun. Bu toplumdan ayrı tutmak anlamına gelen söz. Dışlamak gibi mi? He? Sıyırmak değil. Değil. Diplomatik destur. Nota. Değil. Olağanüstü olayları konu alan şiir. Efsane değil. Şiir. Değil. Ve işveren kadın. İşveren oluyor. İşveren yani. Daha böyle gündelik bir şey söylemek. Canlılar için kullanılan bir söz. Vahşi değil. De. Tabiat. Değil. Pardon. Yöntem anlamlarına gelen sözcük. Bir kuralı var. Yok. Arapça kökenli sıfat. Sorumlu gibi değil. Arapça kökenli. Evet. Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başında bir araya geldik. Siz de bizimle stüdyoda bir araya gelmek isterseniz ekranda gördüğünüz adrese sesleniyorsunuz. Biz de gereğini yapıyoruz. Kıps. Tekrar merhaba Mansur Merhabalar, Bey. Merhabalar tekrardan. Ne yapıyorsunuz? Okuyorum. Siyaset bilimi 2. sınıf öğrencisiyim. Öyleymiş. Galatasaray Üniversitesi'ndeyim. Başka? Yani yürüyüş yapmak olabilirim arasında. Futbolu yürüyüş yapma. Aynen. Boş zamanları yürüyüş yaparım daha çok. Bayağı düşünmek yürümeyi... için mi? Yani genelde aynen yürüyünce zihin açık oluyor diyorlar. Doğru, doğru bence. Diyorlar. Doğru diyorlar. Doğru. Yürümenin Felsefesi diye bir kitap var bilir misiniz? Duydum ama okumadım. Okuyun çok seversiniz yürümeyi de seviyorsanız. Bayağı hani yürümenin neden iyi geldiğine dair bir şeyler de var içinde. Enteresan olabilir. Evet. Futbolla çok ilgiliymişsiniz. Futbolla aynen oynamayı da izlemeyi de severim. Halı saha mı? Evet halı saha oynarım daha çok. Her hafta yapıyor musunuz maç? Evet fix her hafta yaparız yani. Nerede oynuyorsunuz? Beşiktaş civarında oynuyoruz. Öyle ama değil evladım pozisyon olarak nerede oynuyorsunuz? Ha, pardon yanlış anladım. Pozisyon olarak benim şahsım. Ben de gidecekmişim değil mi ya? 12-1 bize de maç alalım mı oraya? Ya ben aslında lisede kaleciydim. Evet. Bileğim kırıldı iki kere aynı yerden. Aa. Kaleciliği bıraktım forvet oldum. Forvetim şu an. Allah Allah. Evet. Niye iki kere aynı yerden kırıldı acaba? Aynı yani kaleciyken maç esnasında...
sertçe şut geldi birinde. İki sene içinde oldu bu olay. Bir de çok sonra... geldi de kırıldı bir de. Aynen. Oo, çok geçmiş. Birinde çatladı, birinde kırık oldu. Tamam. Şu an iyi ama. Forvet'e geçtim ben de. Çok iyi. Sağ peki bayağı başarılısınız ki her hafta oynatıyorlar. Yani aynen. Aynen. Harikulade. İnşallah kariyeriniz de böyle cayır cayır gider. İnşallah. Fenerbahçeliymişsiniz. Evet, Fenerbahçeliyim. Peki yavaş yavaş başlayalım. Başlayalım ufaktan. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen ünvan. Albaydan üstün rütbede evet. bulunan? Evet. Yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere. Osmanlı Devleti'nin amir diye isim vardı diye. Harf alayım ya. Şey oldu. Verdik. Paşa. Paşa doğru cevap. Efendim, dört harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Batı kökenli bir sözcükmüş. Basamaklı derslik. Kütüphanedeki raflar tarzı bir şey geliyor. Rafta aklım. Oturmazsınız diye tahmin ediyorum. Basamaklı derslik. Giriyorsunuz hani daha kalabalık ders aldığımız şey var ya. Kütüphane. Yani. Mansur Bey kütüphane. Ders aldığımız. Evet. Etüt. Hayır. Basamaklı derslik. Böyle... Hoca girdi, bütün öğrenciler... Amfi. Amfi doğru cevap. Diğer taraflara gitti. Kütüphane ne alaka? Aklım oralara gitti, anlamadım. Basamaklı derslik. Mesela kütüphanede ne canlandı? Ne yapıyorsunuz Mansur Bey siz? Bizim okulda kütüphanenin merdivenleri canlandı mesela. Peki. Efendim, beş harflere geçtik. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorulmuş. İşlemlerin başladığı bir gong çalışı ile ilan edilen piyasa. Borsa. Borsa doğru cevap. Yine beş harfli, tek kelime ve bir sıfat. Gelsin bakalım sorusu sıfatımıza. Yüksekten bir yeri bütün olarak gören anlamındaki sözcük. Yani manzaraya nokta nokta. Manzaraya üstten kuş bakışı tarzı. Hayır. Bir bütün olarak görüyor. Ya da bir olayı bir bütün geniş, olarak genel. Görüyorsanız o olaya nokta noktasınızdır. Hakim. Evet, hakim doğru cevap. Efendim, altı harflilerdeyiz. Altı harfli ilk cevabımız tek kelime. Buyurun. Fransızca kökeninde intikam, misilleme anlamına gelen sözden türemiş bir spor terimi. İntikam, misilleme. Anlamına gelen sözden türemiş bir spor terimi. Rövanş. Rövanş doğru cevap. Yine altı harfli, batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Yine tek kelime, inanır mısınız? Buyursunlar. Mecazen içinde bulunduğu veya ilgili olduğu alan anlamına gelen sözcük. İçinde bulunduğu veya ilgili olduğu alan. Evet. Bir harf alabilir miyim? Lütfen. Bir harf daha rica edeyim. Bir harf daha aldık. İlgili olduğu alan. Evet. Mecazen ama. Bir harf daha alayım. Basacağım çünkü. Seninle nokta noktalarımız farklı. Ben başka nokta noktadayım. Sen başka noktadasın. Yarışlarda, sporlarda da olan bir şeydir. Kulvar. Kulvar. Doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var ve mastarla bitiyor. Bakalım nasıl bir soru. Erzurum ve çevresine özgü bir tür tiryakilik eylemi. Tiryakilik eylemi. Evet. Erzurum ve çevresine özgü. Yani zaten... Harf alayım. Harf verdik. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Tiryakilik eylemi. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Şimdi tiryakiliğin ne olduğunu bulursanız o bahsi geçen eylemi de bulacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Bağımlılık tarzı. Hayır. Aklıma o geliyor. Tamam, bastık. Şimdi 50 saniye kaldı. Evet, daha 7 tane mi? Sorumuz var. Şöyle Mansur Bey. Mesela hani evde akşam oturuyorsunuz. Tamam. Erzurum'da evde... Kut çayı. Ne? Kıt çayı mı? Değil.
Kut. Hayır. Kıt, kat. İyi başladınız, onu devam kut. Edin. O bir eylem. Tek kelime bu. Kut. Hayır. Kıt. Kıt. İki kelime. Mastarla bitiyor. Mastar. Kıtlama. Kıtlama doğru cevap. Gidiyorduk ya. Yani şu an Mansur Bey 3000 puanınız var ve 50 saniyeniz var. 6 soru mu 7 soru mu? 7 oldu? Soru var. Ne yapacak ben bilemiyorum. Biraz yavaş kaldık. Aynen. Kıtlama bizi kıtladı. Kıtlamada diyebiliriz. Kıtlamada süre gitti bayağı. Yani orada bizi 9100 puan bekliyor ama ona patır patır gitmemiz lazım. Bakalım. Bakalım yok yani tak tak basacağız buna. Aynen. Artık doğru yanlış yapıştıracaksınız Mansur Bey. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Batı kökenli bir sözcük yine. Giyilebilen her şeyi ve bazı dekorasyon ürünlerini içine alan imalat sektörü. Tekstil. Hı-hı. Hı-hı. Tekstil. Tekstil doğru cevap. 8 harflerdeyiz efendim. Batı kökenli bir sözcük yine gelsin bakalım. Bilimsel niteliği olan anlamında Fransızca kökenli bir sözcük. Bilimsel niteliği olan anlamında Fransızca kökenli bir sözcük. Harf alayım. Verelim. Bir harf daha alayım. İki tane harf aldık. Sesli harf koyun başına. A, ak. Devam edin. Bilimsel niteliği olan. Evet. Bilimsel niteliği. Mesela bilimsel nitelik en çok nerede olur? Akademik. Akademik doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Yapım eki almış bir kelime sormaya karar verdik. Tamam. Çünkü yapım eksizlerini çok bildik biz. Öyle düşündük. Gelsin bakalım soru. Serotonin, endorfin gibi hormonlara halk ağzında verilen ön ad. Mutluluk. Mutluluk. Doğru cevap. 9 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Kesim ağırlığına ulaşmış 6 aylığa kadar olan sığır yavrusu. Harf alayım. Harf aldık, süre gidiyor. Bir hafta alayım. Süre gidiyor. Bir hafta alayım, bastım. Bas kardeşim, bas. Mansurcuğum, bas. Of, Mansur. Süt danası. Süt danası, doğru cevap. Kaç sorumuz kaldı? Kaç sorumuz kaldı? 27. 3 tane sorumuz var. 3 sorunuz kaldı, 9 saniyeniz kaldı. Soru başına 3 saniyeniz var. Tamam. Siz harf alma konusunda çok ısrarcısınız. Evet, biraz son kelimelerde fazla aldım. Evet, yani bir endişeniz var ama ben zaten size almayın dedim. Evet. Yani çünkü yani sığır yavrusu demişiz zaten. Hani oradan mutlaka ulaşırdınız. Evet. Evet. Haklı olmak değil, mutlu olmak istiyorum Mansur. Evet, en iyisi o. Aynen. 9 harflerdeyiz. Birleşik bir kelime soracağız şimdi. Mecazi bir tabir. Gelsin sorusu. Vintage retro gibi akımların yanı sıra harf alayım. Tüketimi azaltmaya yönelik projeler sayesinde rağbet gören bir alışveriş alanı. Tüketimi azaltmaya yönelik projeler sayesinde evet. Rağbet gören. Şimdi vintage retro gibi şeyleri buluyoruz. Şimdi yani genelde onlar nasıl ürünler oluyor? Vintage'lar mesela. Yani yeni değil yani onlar. Daha eski, demode tarzı. Demode demeyelim ama yani... Siz falan. Bit pazarı. Bit pazarı doğru cevap. Efendim 10 harflerdeyiz. Harfini basayım diyorum. Evet. 2 kelimem kaldı. Evet. Ve 3 saniyem var. Evet. Son kelimeyi görmek için harf alıp basmayı 4 var aslında saniyemiz tamam. Ama bu hiç önemli değil. 3 saniye iyidir. Siz bu arada sorarken ben harf alıp harf her şeyi yapabilirsiniz. Tamam. Tabii. Yani yetiştirebiliyorsanız ters takla atabilirsiniz bile tamam, yani. Tamam. O kadar serbestsiniz. İnşallah atmazsınız da. Efendim 10 harfli ilk kelimemizin sorusu gelecek. Kendisi mastarla bitiyor. Buyursunlar. Farklı düşünceler çevresinde ayrı ayrı harf topluluklar alayım. Oluşturarak bölünmek. Aldı harf aldı. Aldı. Farklı düşünceler çevresinde ayrı ayrı topluluklar oluşturularak bölünmek. Daha çok siyasette olur. Böyle şimdi biz böyle kalabalığız, bir aradayız. Tamam. Biz böyle bir
biz başka bir şey düşünmeye başladık. Siz başka, böyle bir ne oldu o zaman o? Ayrışmak tarzı hani. Gibi bir şey, evet. Kullanmak. Tatilde de olur. Bunun tatili olur. Ben hiç sevmem. Kamplaşmak olacaktı. Sağ olun. Üzgün alkışı ağzımızın ortasına yedik. Kamplaşmaktan. Aynen. Hiç hak etmediğimiz bir yerde oldu. Çok üzgünüm. Ama bir sorumuz daha var. Bakalım 6600 yapabiliriz diye düşünüyorum. Bence bir harf almanıza gerek olmayacak. Peki. Ama durdurmanız iyi olur. Tamam. Efendim iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Soruyu görelim. Yiyeceği katık etmenin en yaygın yolu. Tamam, aldım, olur olmaz. Yiyeceği katık etmenin en yaygın yolu. İki kelime. İki kelime. Mesela seyahate gideceksiniz. Yanınıza ne alırsınız? Yiyecek. Kapalı kutu tarzı şeyler alırım. Hayır, öyle değil. Evde hazırladınız. Tamam. Ha, ne hazırlarsınız evde? Seyahat için hazır yemekler tarzı. Aa, aşağıda top oynuyorsunuz. Tamam. Anneniz bağırdı, Mansur gel gel şunu ye diye. Ne verdi size? Ekmek. Ha, evet. Ekmek arası. Ekmek arası, doğru cevap. Son dakikalarda böyle çok soru bildim ama o şeyden gitti. Aynen. O evet. Kamplaşmaktan. Kamplaşmadı, son anda da bilemediniz. Harikulade. Gerçekten az daha ekmek arasını da bilemiyordunuz. Demek ki siz seyahate çıkarken hazır yemek alıyorsunuz. Ya benim seyahatlerim kısa yürüyüşler. Aynen, aynen Mansur Bey. Çok mantıklı bir açıklama oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. 6500 puanımız var. Aslında çok böyle bir berbat bir puan diyemeyiz. Aynen. Yani diğer 3 yarışmacımızın başına neler gelecek bilmiyoruz ama herhangi biri bu puanı geçene kadar gün birincisi sizsiniz. Şimdi de ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Mansur Bey'i alkışlarla uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor. Allah iyiliğinizi versin be insanım. Telefon numarası. Ahize sesi. Aranmaya dinlemiyor ki. Tuşla, tuş sesi, tuşlama sesi, çevirme sesi. Aman be Yasin Bey. Arada ben şöyle yüz yüzde. Hanımlar, beyler. Neydi sizin adınız? İsmail. Hanımlar, beyler, günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar merhaba Yağmur Hanım. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Şu an öğrenciyim. Çok iyi. Çalışmıyorum, evdeyim. Evet, ne okuyorsunuz? Ağız ve diş sağlığı okuyorum, ikinci sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. Ağız ve diş sağlığı dediğimiz ne olacaksınız? Diş hekimi, yardımcısı. Yani. Sonra onu mesela uzatabiliyor mu, öyle bir şey oluyor mu? Yani, canınız belirli bölümlere var, aynen. Anladım. Peki, kelimelerle aranız nasıl? Yani iyi sayılır. Ha. Aslında iyi ama çok iddialı değilim. Aynen, ondan hoşlanmıyorsunuz. Aynen. Diyebiliriz belki. Evet. Çok güzel. Siz spor da çok seviyormuşsunuz. Yani spor yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Evde yapıyorum. Yani fitness. Evde fitness yapıyorsunuz. Aynen. Salona evet. Bazen gittim ama tercih etmiyorum. Aynen. Aynen. Yani kitap okuyorum, kitabım. Geziyorum. Evet. Evde mi geziyorsunuz peki? Yok yani. Çünkü ondan da hoşlanmama ihtimaliniz var gibi geldi. Yok, ondan da evet hoşlanmıyorum. Gezmekten de hoşlanmıyorsun. Çok. Yavrum biraz sinamekiyiz gibi. Yani biraz. Tamam, peki. Çok güzel. Başlayalım mı, ne yapalım? Başlayalım. Çünkü aynen. Sizi zor durumda bırakacağım gibi görünüyor. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Bazı maddeleri çoğunlukla da kapkacağı korumak amacıyla kullanılan ve donuk cama benzeyen kaplama malzemesi. Harf alayım. Harf verdik. M. Siz bir harf daha alırsınız. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Uydurun. M-I. M-I doğru cevap.
İkinci dört harfli kelimemizin sorusu gelecek. Bakalım nasıl sormuşuz. Zarf haliyle canlı, zinde bir biçimde anlamına gelen sözcük. Dinç. Dinç doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Bir metni eksiksiz tekrarlayabilecek biçimde akılda tutma. Ezber. Ezber doğru cevap. Bir dekorasyon ögesi soruyoruz. Yine beş harfli. Bakalım soruya. Duvara asılarak sabitlenmiş, genellikle şamdana benzer biçimde olan lamba. Harf alayım. Harf verdik. P. Aplik. Aplik doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. İsim soylu bir sözcük soruyoruz. Soralım madem soruyoruz dedik. Eski adı Azazil olan azledilmiş varlık. Harf alayım. Verin. Şeytan. Şeytan doğru cevap. Yine altı harfli, tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin soru. Alt ve üst çenenin ön tarafında bulunan dişleri niteleyen söz. Kesici. Kesici doğru cevap. Yedi harflilere geçtik. Tek kelime ve batı kökenli bir sözcük. Bakalım. Değişen dünya düzeninin beslenme alışkanlıklarına yansımasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlık. Obezite. Obezite doğru cevap. Yağmur Hanım, yarışmanın ortasındayız. 3300 puanımız ve 2 dakika 42 saniye süremiz var. Hiç fena gitmiyoruz. Zaten kesici dişler falan güzel de geldi. Aynen, bakalım güzel bundan geldi. Sonra da inşallah öyle devam i̇nşallah. Eder. Efendim ikinci yedi harfli kelimemizin sorusu gelecek. Yine tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım soruya. Canlıların doğanın etkilerinden korunmak için kullandıkları her tür kapalı alan. Canlıların ne ihtiyacı vardır? Barınak. Barınak doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Mecazi anlamda geçmişte yaşanmasına rağmen etkisini halen sürdüren utanç verici bir olayın izi. Travma. Yok. Mecazi anlamda. 2 kelime zaten. Geçmişte yaşanmasına rağmen etkisini halen sürdüren utanç verici bir olayın izi. Harf aldık. L. Çok güzel yerden geldin. Bana güzel geldi o zaman, pardon. Böyle alnımıza sürüldü. Kara leke doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Yine gelsin soru. Bir cismin bir düzlem üzerinde ışınların etkisiyle oluşturulan görüntüsü. Yansıtma. Değil. Ne yaptınız? 2 kelime dedik ya. Bir cismin bir düzlem üzerinde ışınların etkisiyle oluşturulan görüntüsü. Projeksiyon da denir. Projeksiyon. Ay şu an hiç aklıma gelmiyor. Sakin olun. Bir düzlem üzerinde ışınların etkisiyle. Projeksiyon. Yani sinemada yansıyan film de buna örnektir. Şimdi burada gerçeği var. Burada da şeyi var. Öbürsü. Gölge değil. Değil. Sinematik değil. Ne bırakırız arkamızdan? İz. Bir şey izle ama. Ay bir şey izle olur mu ya? İz düşümü olacaktı. İnanılır gibi değil. Gerçekten. Hiç üzgün alkış alacağımızı düşünmemiştim Yağmur Hanım. Gerçi atak geçirmeseydiniz harf alırdık falandı yani. Neyse hala gün birincisi olma şansınız var. O yüzden lütfen moralinizi bozmayın. 9 harflilere geçtik. 2 kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Tamam. Yine. Gelsin soru. En uzak mesafeyi atlamayı hedefleyen tek ve 3 adım atlamada atletlerin incinmemeleri için düştükleri yere yapılmış alan. Süreniz var. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Hatırlıyor musunuz 3 adım atlamayı? Gözünüzde canlandırın. Atladılar. Kum. Evet. Kum. Ama ne? İşte neye olabilir? Kum.
Ne denir? Kum alanı. Hayır, kum. Alan değil. Kum havuzu. Kum havuzu doğru cevap. Yine 9 harfli 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Kiraya veren kimse. Mucir. Ev sahibi. Ev sahibi diyeyim. İkinci kelime doğru. 3 harfli. Ev sahibi. Mal sahibi. Ha? Mal sahibi doğru. 10 harflilerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Mecazen bir kimseyi içinde bulunduğu toplumdan ayrı tutmak anlamına gelen söz. Dışlamak gibi mi? Hmm, gibi. Ama şey, mecazen. Dışlamak değil. Toplumdan nokta nokta tecrit etmek gibi düşünebilirsin. Sıyırmak değil. Değil. Böyle toplumdan kendini nokta nokta denir. Mesela hiç topluma karışmıyor. Dağa çıkmış böyle kulübesini kurmuş. Orada ha? Soyutlamak. Soyutlamak doğru cevap. 10 harfli ve son sorumuzun cevabı. Efendim tek kelime yine. Yapı bakımından tekil, anlam olarak çoğul bir söz. Gelsin soru. Bilgi toplama, haber alma anlamlarına gelen Arapça kökenli sözcük. Araştırmak değil. Bilgi toplama, haber alma anlamına. Bilgi toplama, haber alma. Böyle, haber alma. Servisleri var bunların. Servisleri var. Haber alma servisi. Her ülkede vardır. Çoğu da gizlidir. Harf alsam, harf alayım. Verelim, harf verelim. Hiç ihtiyacınız yok aslında ama. Bilgi toplama. Evet. Teşkilatı vardır bunun. Dur. Süreniz var, yok bilgi artık. Bilgi toplama, haber alma. Evet. Anlamlarına gelen. Bilgi toplama, haber alma. Evet. Bu gizli bilgileri de topluyor. Filmlerde de aldığımız nokta noktaya göre şu eve baskın yapılması lazım. Aldığımız. Bir ünlü harf koyun başına efendim. Değil. As. Değil. İstihbarat. İstihbarat doğru cevap. Yağmur Hanım zaten son düzlükte artık iteklememiz gerekti biraz sizi. Biraz öyle oldu. Finişe ulaşabilin diye. Yani çok şanssız bir an yaşandı. Evet, hiç beklemediğimiz düşüme. Yerde. İz düşümü. Gerçekten kendi kendinize çelme taktınız. Hiç aklıma gelmedi o an. Yani. Zaten... Yani. Butona bak basmasaydınız evet, aklınıza gelen şey doğru değildi. Yoksa aklınıza laps diye bir şey geldi. Evet. Butona erken bastım. Maalesef. Yani. Olsun ama 7600 puan şu an sizi gün birincisi koltuğuna oturttu. Bakalım sizden sonraki yarışmacılarımız neler yapacak? Bakalım. Harika yarıştınız bana sorarsanız. Ayaklarınıza sağlık şimdiden. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Yağmur Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız oluyor. Diplomatik destur. Nota. Değil. Olağanüstü olayları konu alan şiir. Efsane değil. Değil. Ve işveren kadın. İşveren oluyor. İşveren yani... daha böyle gündelik bir şey söylemek. Canlılar için kullanılan bir söz. Vahşi değil. De. Tabiat. Değil. Pardon. Yöntem anlamlarına gelen sözcük. Bir kuralı var. Yok. Arapça kökenli sıfat. Sorumlu gibi değil. Arapça kökenli. Evet. Hanımlar, beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar merhaba Soner Bey. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Aktif olarak hali hazırda çalışmaktayım. Harika. Güzel bir şirkette teknik müdür olarak görev yapıyorum. Süper. Bunun haricinde kalan vakitlerimde eşimle, çocuklarımla bu vakit geçirmeye çalışıyorum. Ay ne kadar güzel. Tutkulu bir Galatasaray taraftarıyım. Öyle olabildiğince maçlarını takip etmeye. Gidiyor musunuz? Evet, stada gidiyorum. Süper, çok güzel. Peki, kelimelerle aranız? Kelimelerle aramın iyi olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Evde her akşam eşimle birlikte takip ediyoruz. Harikulade ve iyi sonuçlar alıyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Evet, eşim de iyi oluyor, ben de iyi alıyorum. Aha. Bir dahaki sefere eşimi göndermeyi düşünüyorum hatta. Hadi size. Hayırlısı. İyi bir sonuç alacağımızı düşünerek buradayız. İnşallah. İnşallah. Yavaş yavaş başlayalım mı? Başlayalım. Peki. Peki. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor.
Mecazen iki şey ortasında kalan yer veya durum anlamına gelen sözcük. Hayır. Mecazen iki şey ortasında kalan yer veya durum. Araf doğru cevap. Dört harfli bir diğer kelimemizin sorusuna bakalım. Batı kökenli bir sözcükmüş bu. Devletler arası diplomatik destur. Nota. Değil. Devletler arası diplomatik destur. Böyle. Destur izin demek. Bir harf alayım. Harf alın. Aldık. Yani mesela buradan başka bir... Vize. Evet efendim. Vize doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Tek kelime ve batı kökenli bir sözcük yine. Gelsin soru. Gerçeğin gülünç yanını ortaya koyan ince alay. İroni. İroni doğru cevap. Yine beş harfli ve tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçek. Öğrenme... Deney. Yok yok. Öğrenme, araştırma, gözlem yoluyla elde edilen... Bilgi. Bilgi doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. İsim soylu bir sözcük arıyoruz şu soruyla. Aha şu. Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir. Efsane değil, şiir. Değil. Onun gibi bir şey ama. Hiç şey yapmayın, oralara gitmeyin. Harf alayım bir tane. Alın, hadi tamam alın. S. Destan. Destan doğru cevap. Altı harfli tek kelime olan bir cevaba ihtiyacımız var yine. Buyursunlar. Biçim, desen veya çizgilerle gösterme sanatı. Resim. Değil ama onun gibi bir şey. Harf alayım. Harf verelim. F. Grafik. Grafik doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Tek kelime ve batı kökenli bir sözcük arıyoruz. Sorusuna bakalım bir. Mobil mesken. Karavan. Karavan doğru cevap. Soner Bey 3400 puanımız ve 2 dakika 13 saniye süremiz var. Gayet iyi her şey bana tamam. Sorarsanız ama buradan sonra fazla düşüneyim zaten vaktim var deyince patlama ihtimalimiz de oluyor. O yüzden yine de dikkatli olalım. Tamam. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin cevabı 2 kelimeden oluşan bir söz dizisi. Bakalım soruya. Mecazen sonu ve sonucu belli olmayan anlamına gelen bir söz dizisi. Ucu açık. Ucu açık doğru cevap. 8 harfli ve tek kelime bir cevap istiyoruz şimdi Soner Bey'den. Sorusuna bakalım. Doğum tarihinin yanı sıra doğum saati ve doğum yeri bilgileriyle belirlenen burçları niteleyen ön ad. Yükselen. Yükselen doğru cevap. Biliyor musunuz yükselen burcunuzu? Yok. Sizin burcumu biliyorum ama yükselenini burcunuz bilmiyorum. Burcunuz ne? Yengeç. Yengeç. Evet. Yükselenizi bilmiyorsunuz. Hayır ama. Bilmiyorum. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Bir bilim dalı soracağız şimdi size. Bakalım, soralım madem soracağız. Hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenen bilim dalı. Patoloji. Patoloji doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. 2 kelime olan bir cevap isteyeceğiz sizden. Bakalım. Askerlikte dikkat ve hazır ol komutlarıyla veya bir üstün hitabıyla alınan vaziyet. Esas duruş. Esas duruş doğru cevap. Yine 9 harfli batı kökenli bir tabir soruyoruz şimdi. İş sahibi olan ve işveren kadın. Erkek olsa ne diyoruz? İş kadını. Erkek olsa iş kadını diyor. Hayır, çok iyi pardon. Diyor. Hayır i̇ş cevap adamı. İş kadını değil. Şimdi bir iş yapıyorsunuz, dükkanın sahibi var. Ne o ne oluyor? İşveren oluyor. İşveren yani... daha böyle gündelik bir şey söylemek lazım ona. Siz çalışansınız, o ne? Patron. Ha? Patroniçe. Patroniçe doğru cevap.
10 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Yetmek, yetişmek anlamlarında bir tabir. İki kelime miydi? Evet efendim. Aa, bana yetti. Gibi. Harf alın istersen. Harf alayım bir tane. F. Kafi gelmek. Kafi gelmek doğru cevap. 10 harfli ve son aradığımız cevap bolca ek almış bir kelime. Bakalım kelimemize. İki veya daha çok şeyin birbirine denk olmaması durumu. İki veya daha çok şeyin birbirine denk olmaması. Çok basit düşünün. Denk olsa ne deriz? Eşit. Hah. Denk olmaması durumu? Eşitsizlik. Eşitsizlik doğru cevap. Soner Bey çok tebrik ediyorum. 9400 puan aldınız ve 19 saniye arttırdınız. Müthiş bir sonuç bence. Sizin için de öyledir diye umut ediyorum. Evden daha iyi oldu. Evden daha iyi evet. Oldu. Aa, güzel denk geldi set o zaman. Evet, evet. Ayaklarınıza sağlık. Bakalım Aytül Hanım ne yapacak? Merakla bekliyoruz. Aytül Hanım'a zor bir şey bıraktık. Aynen, bir çıta biraz yüksekte kaldı. Evet. Bakacağız. Ayaklarınıza sağlık şimdiden. Teşekkür Hanımlar, ederim. Beyler, Soner Bey alkışlarla arkaya uğurluyoruz ve Aytül Hanım geliyor. Öyle oldu. Nasıl? Kalk buradan. Tamam. Yeter artık. Buramıza kadar geldi İsmail Bey. Bengisu Hanım yapay zeka gibi şu an sevgili izleyenler. Pınar Hanım Türkçeyi unuttu. Hatırlamıyorum, aklıma gelmiyor. Pop diye vurdu. İstanbul'da bir sen. Hanımlar, beyler, günün son yarışmacısıyla beraberiz. Aytül Hanım tekrar merhaba. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Emekli ev hanımıyım. Evet. Örgü örerim. Çok güzel. Tiyatroya giderim. Ah. Ama İBB'nin şehir tiyatrolarını tercih ediyorum. Çok güzel. Geçen aylarda bayağı sıkça gittim. Çok hoş. Ne sevdiğiniz, bu sene en çok hangisini sevdiniz? Fosforlu Cevriye'yi çok beğendim, müzikal. Evet, çok güzel. Ya hepsi birbirinden güzeldi. Harikulade. Hepsi birbirinden güzeldi. Ne örüyorsunuz peki? Kazak. Falan. Hasır çanta. Aa. Yani gördüğüm modelleri yapmaya çalışırım. Çok bir de güzel. Yeni yemekleri denemeye çalışırım. YouTube'dan bakıp yemek mesela, yapmayı. Yeni mesela yemek. En son içli köfteyi denedim ve becerdim, başardım. Haşlama mı, kızartma mı? Kızartma. Ha, ben de haşlamasına ölürüm. Yemek yapmayı da yani severim. Zaten. Tatlı yapmayı severim. Tatlı mesela ne? Traliçemi çok beğenirler, çok severler. Ha. Günlerde illa onu yapmamı isterler. Günlere de katılıyorsunuz. Oluyor, ayda bir, iki ayda bir. Çok oluyor. Güzel. Harikulade. No, yürüyüş yaparım. Evet. Kızım KPSS'ye hazırlanıyor. Ona destek oluyorum Ay, şu anda. Allah yardımcısı olsun. Teşekkür ederim. Çok iyi. Kelimelerle aranız. İyi aslında. Hı-hı. Ama tabii ki soruyu bazen algılamakta heyecan, olabiliyor. Heyecan bir şeyler oluyor. Siz daha önce yarışmaya katıldınız. Katıldım. Nasıl bir sonuç almıştınız? İlkinde günde elendim. İkincisinde hafta finalinde elendim. Çok ay finaline daha çıkamadım. İnşallah bu sefer de ay finalinde. Bilmiyorum. Bakacağız. Soner Bey biraz can sıktı ama çok. Yapacak bir şey yok. Ufak ufak başlayalım. Başlayalım. Tamam. Eğlenelim. Hadi bakalım. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse. Ajan. Ajan doğru cevap. İkinci 4 harfli kelimemiz geliyor. İngilizceden dilimize geçen bir sözcük. Bakalım. Kredi kartlı alışverişlerde ödemenin daha sonra denetlenmesi için verilen fiş. Slip doğru cevap. 5 harflilere geçtik. Tek kelime ve isim soylu bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi. Peynir sever misiniz? Tulum. Tulum doğru cevap. 5 harfli yine tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Felsefede ruhun kendini aşıp yücelmesi olarak ifade edilen duygu durumu. Kendini aşıp yücelmesi.
Harf mi alsınız? Bir tane alalım. Bir tane alalım. Yeri gelmişken. Böyle. Ruhun kendine aşıp yücelmesi böyle. Aşırı mutluluk gibi düşünebilirsiniz. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Coşku. Coşku doğru cevap. Efendim altı harflere geçtik. Tek kelime ve bir sıfat soruyoruz. Nasıl soruyoruz bakalım. İnsan bakımına ihtiyaç duymayan canlılar için kullanılan bir söz. Vahşi değil. Gibi bir şey ama. Ne hayat deriz? Vahşi hayat dışında bir şey hayat deriz oraya. Anladım da. Mesela bazı hayvanların nokta alan. Nokta nokta şeyi var, cinsi vardır. Doğal ortamında yaşayan hayvanlar için kullanırız bu lafı. Bir harf alayım. Aldık. B. Tabiat. Değil. Pardon. Tabii ki değil. Ehlileştirilmemiş. Yabani. Yabani efendim. Yabani. Doğru. Şimdi bir harfiniz kaldı alabileceğiniz evet. Ve 20 saniyemiz var. Bakacağız neler bakalım, olacağı. Bakalım yapabilirsek yaparız. Efendim altı harfli bir diğer aradığımız cevap. Batı kökenli bir sözcük. Bakalım görelim bulabileceğiz mi? Mecazen çıkar yol, tutulan yol, yöntem anlamlarına gelen sözcük. Metot değil. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Yöntemden gidebilirsiniz. Yani... Bu işi halletmenin bir yöntemi var demeyiz de bir kuralı var. Yok. Yok. Kural değil de yolu var. Evet. Çözüm yolu. Bir hesap kitap yapılır ya. Onun bir nokta noktası vardır. Kimyada da var. Denklem değil. Denklem ne? Formül. Formül doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin soru. Pirinç, patates gibi besin maddelerinden özel yöntemlerle çıkarılan una nişasta. Benzer bir madde. Nişasta doğru cevap. 3400 puanımız ve 1 dakika 33 saniye süremiz var. Az kaldı. Süre biraz evet bizi heyecanlandıracak. O yüzden ona biraz dikkat edelim. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Yapım eki almış bir sözcük soruyoruz bu sefer de. Gelsin bakalım soru. Bir işin yolunda gitmesini engelleyen durum. Bir işin yolunda gitmesini engelleyen durum. Aa bir nokta nokta oldu halledemedim ben onu gibi. Takılmak gibi. Hayır şey, evet takılmak. Yani ona ne deriz yani. Köst. Hayır yok yok. Böyle terslik gibi. Bunu durduracağım. Durdurduk. Bir işin yolunda gitmesini engelleyen durum. Engel değil. Ters gidiyor. Terslik gibi deyince oradan ters kelimesinin yakın anlamlısı eşan. Aksilik. Aksilik doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Tek kelime eski bir sözcük soruyoruz Aytül Hanım'a. Soralım. Yükümlü anlamında Arapça kökenli sıfat. Yükümlü. Sorumlu gibi değil. Arapça kökenli. Evet. Harf alacaksanız süreye dikkat etmeniz lazım. Bir tane alayım harf. Aldık harf. Yapabilirsek yapacağız ola. Ü. Yükümlü. Vergi yükümlüsü mesela. Mükellef. Mükellef doğru cevap. Şimdi kaç 31 saniyemiz var. Kullanabileceğimiz 5 tane de sorumuz var. Hı-hı. Çok daha hızlı olmamız gerekiyor. 20 saniyemi arttırmam gerekiyor. Evet.
Efendim, iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Görelim soruyu. Ticari balıkçılık gibi faaliyetlerin serbest olduğu yılın belirli bir bölümü. Av mevsimi. Av değil, mevsimi değil. Av. Zamanı değil. Değil. Mevsimle eş anlamlı. İşte balıkların mesela şeyi vardır. Mevsimi değil de şeyi vardır. Takımların da vardır. Takımlar mesela maça çıkarlar ya. Aa, mevsim sonu maçları demezler de. Allah Allah. Av mevsimi değil. Değil. Modada vardır. Kış. Av sezonu. Av sezonu doğru cevap. Son anda yüksek. Gerçekten yine ipten aldık kendimizi. 9 harflilere geçtik. Bolca kalmış bir sözcük bulacağız şimdi. Bakalım hangi soruyla bulacağız. El altından ve çok yüksek faizle borç para verme işi. Tefecilik. Tefecilik doğru cevap. Yine 9 harfli, batı kökenli bir tabir. Gelsin soru. Somut yasaların ötesinde olan bir felsefe dalı. Süre gidiyor. Durduk. Somut yasaların ötesinde. Somut yasaların ötesinde olan somut bir felsefe dalı. Buna böyle doğa ötesi de denir. Şimdi somut yasalar deyince aklınıza gelen bir şey var mı yani? Kanunlar. Evet evet de yani neyle ilgili daha nasıl şey, ne kanunu vardır mesela? Neyin hangi bilimin kanunları olur derken metafizik. Yok, olacaktı. Bilemezdim. Bilemez miydiniz? Gerçekten. Çok yani harf almam lazımdı, bir iki harf almam lazımdı. Anladım. Tamam. Efendim 10 harfli ilk sorumuzu, aman işte ilk aradığımız kelimenin sorusunu soracağım o zaman size. Tamam. Mastarla bitiyormuş bu. Bakalım nasıl soru. Gelir gider hesabını hazırlamak. Şey yapmak. Bir şey yapmak. Harf alayım nasıl olsa. Aman harf verin ya. Bütçe hesabı, bütçelemek mi? Bütçelemek doğru cevap. 10 harfli bir diğer ve son aradığımız cevap batı kökenli bir tabirmiş Ertuğrul Hanım. Gelsin sorusu. Kendi gerçekliğini yaratan sanat akımı. Harf alayım. Harf aldık. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. Bir harf daha. Bir harf daha diyor kadın. Aa. Gerçek üstü diye düşünebilirsiniz. Harbi, süre bitmişti o yüzden. Hı. Gerçek üstü. Yani gerçek... Sürrealitik. Ha? Sürrealizm. Evet. Sürrealizm doğru cevap. 8000, 9000 istiyordum ama 7300'de bitirdim. Gerçekten kötü yerde tıkladık çünkü. Az daha birinci oluyordunuz ama. Onu halletseydiniz. Evet, halledebilseydim. Gerçekten metafizik bizi etkiledi. Etkiledi kesinlikle. Ayaklarınıza sağlık ama harika yarıştınız Aytül Teşekkür Hanım. Ederim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Hanımlar beyler, Aytül Hanım'ı alkışlarla yerine uğurlayacağız ve gün birincimiz Soner Bey'i yanımıza alacağız. Hanımlar beyler, gün birincimiz Soner Bey ile beraberiz. Tekrar tebrik ediyorum Soner Bey. Bekliyor Teşekkür muydunuz? Teşekkür ederim. Bekliyordum ama bu kadar stüdyonun azizliğine uğrayabilirim diye düşünüyordum. Ha, ama ondan tedirgindiniz. Şanssızlığım olmadı. Evet. Yok, gayet de iyi yarıştınız evet. Zaten. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür Hafta ederim. Finaline beraber gideceğiz. Ama aynı zamanda kelime polislerimiz size bir de kitap armağan ediyorlar. Çok diğer yarışmacılarımıza ederim. Da tabii. Harika bir yarışmacı ekibimiz vardı. Bir alkışlayalım yarışmacılarımızı. Hanımlar beyler, biz Soner Bey'le hafta finaline gideceğiz ama her akşam buradayız, muhakkak bekliyoruz. Tekrar karşılaşıncaya kadar iyi akşamlar.